Merhaba arkadaşlar, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Değişim Süreçleri Eğitim Serisine hoş geldiniz. Ben Ufuk Süreyya Gönül. Arkadaşlar sorduğum zaman bazılarının insan kaynakları oturuyorlar, hiçbir iş yapmıyorlar. İşte işe giriş evraklarını, bir de istifa evraklarını onlara gönderiyoruz. Bir de gereksiz prosedürler gönderiyorlar dediğini çok iyi biliyorum. Bunlara mutlaka sizler de şahit olmuşsunuzdur. Ama bu psikolojik baskılara rağmen yine de bu eğitimi almak istiyorsanız bu işi gerçekten meslek olarak yapmak isteyen değerli bir profesyonelsiniz demektir. Arkadaşlar bu eğitim toplam 11 ana modülden oluşmaktadır. 8. 9. ve 10. modülleri tek bir modül halinde yayınlayacağım. O yüzden toplam 9 modül almış olacaksınız. Bu modüllerin tamamına katılım sağladığınızda insan kaynakları yönetimi süreçlerinin tamamını teorik olarak öğrenmiş olacaksınız. Ve eğer ki iş yaşamınızda bunları pratik yapma imkanına sahipseniz iyi bir insan kaynakları uzmanı ya da yöneticisi olabilirsiniz. Dolayısıyla bu eğitimi kimler almalı? Halihazırda insan kaynakları stajyeri, insan kaynakları personeli ya da uzman olarak çalışan, yönetici pozisyonunda görev yapan herkes ve bu meslekte kariyer hedefleyen herkes kesinlikle almalıdır. Modüllerden hangisine ihtiyaç duyuyorsanız o modülü almanız ve ilgili konuya odaklanabilmeniz açısından modüllerin içeriklerini görebileceğiniz bu intro'yu hazırladım sizler için. Ancak eğer ki bu mesleğin henüz başındaysanız ya da başlamayı hedefliyorsanız mutlaka ilk modülden başlayarak sırasıyla tüm modülleri almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tüm modülleri uygun koşullarda almak için sağ tarafta bulunan mail adresimize talebinizi belirten bir mail atarak bilgi verebilirseniz sizlere mutlaka geri dönüş sağlanacak. Bunun dışında kaynaklar bölümünde ilgili eğitime ait dokümanlar göreceksiniz arkadaşlar. Lütfen bu dokümanları aygıtınıza yükleyin ya da çıktılarını alın. Bu kaynaklar hem öğrendiklerinizi pekiştirmeniz hem de aklınıza her takılan soruda geri dönüp bakabilmeniz açısından sizlere yönlendirici bir rolü olacaktır. Tüm eğitim boyunca istediğiniz zaman aklınıza takılan bir konu olursa mutlaka mail atabilirsiniz ya da mesaj gönderebilirsiniz. Mühim olan gerçekten sizlerin bu eğitimi iyi öğrenerek tamamlıyor olmanız. Lütfen iletişimde kalın. Keyifli seyirler diliyorum. Eğitim serimizin içeriğine görelim şimdilik. Arkadaşlar bu eğitim serisi 11 ana modülden oluşuyor dedim. Ee, bunlar stratejik insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları planlaması ve insan kaynaklarının hem şirket hem çalışan açısından önemi, iş analizi ve iş tanımları, işe alım süreci ve mülakat teknikleri, eğitim yönetimi ve oryantasyon, oryantasyon süreci ile ilgili yapılan hatalar, yeni jenerasyon çalışanlar için en değerli konulardan biri, kariyer geliştirme ve yetenek yönetimi, performans değerlendirme, İş sağlığı ve güvenliği, iletişimin çalışma hayatındaki hayati önemi, insan kaynakları yönetiminin hukuki boyutları ve bordrolama ve bordro uygulamaları. Arkadaşlar birinci bölümümüz stratejik insan kaynakları yönetimi. Bu modülde neler öğreneceğiz? Geleneksel yani hepimizin bildiği insan kaynakları ve stratejik insan kaynakları nedir? Bunları göreceğiz. Bu ikisinin arasındaki farklar ve ortak noktalar nelerdir? İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri nelerdir? Neyi hedefler bu insanlar? Hangi amaca hizmet ediyorlar? Ve politikaları yani kurumsallarda çalışanlar daha iyi bilirler. Bildiğimiz ismiyle prosedürleri nelerdir ve nasıl oluşturulur? Prosedürler oluşturulurken nelere dikkat etmeleri ve özen göstermeleri gerekiyor? Bunları öğreneceğiz. Son yıllarda duyduğumuz bir terim işveren markası nedir ve işveren markası neden ve nasıl oluşturulur? Önceleri personel yönetimi vardı hatırlarsanız. Neydi bu personel yönetimi de sonrasında insan kaynakları yönetimine ihtiyaç duyuldu. Ve şimdi de bir insan kaynaklarının e, stratejik düşüneni çıktı başımıza. Ve son olarak da bir insan kaynakları profesyonelinde olması gereken yetkinlikler nelerdir? Bunları inceliyor olacağız. İkinci modelimiz insan kaynakları planlaması ve önemi. Arkadaşlar en merak edilen soru insan kaynakları departmanı ne iş yapar? Tamam bildiğimiz bir konu insan kaynaklarının çalışanların performanslarını sürekli incelediğini biliyoruz. Peki bu insan kaynakları departmanının verimliliği nasıl ve kimler tarafından ölçülüyor? İş gören devir hızının hem çalışan hem de işveren tarafından etkileri nelerdir? Şirketin kurumsal hedefleri doğrultusunda nitelikli çalışan temin edilmesi ve yönlendirmeleri, insan kaynakları planlamasında kullanılan araçlar ve bunların sonuçlarını inceleyeceğiz. Üçüncü bölümümüz iş analizi ve iş tanımları. İş işin analiz edilmesi ne anlama geliyor? Yine kurumsallarda çalışmış olanlar bilecektir. İşe girdiğinizde sizlere bir görev tanımı imzalatırlar. E, şunları şunları yapmayı taahhüt ediyorum. Yapmazsam aykırı davranırsam tazminatsız iş tek taraflı feshedilebilir gibi şeyler yazar. İşte orada yazan görev tanımları nedir ve kimler tarafından nasıl oluşturulurlar? Ee, şunu da belirtmek isterim ki bu iş tanımları satış danışmanı kadrosundan genel müdür kadrosuna kadar var olan bir sözleşmedir ve her iki tarafı da bağlayıcılığı vardır arkadaşlar. İşin analizi ve buna bağlı ücret yönetimi, iş değerlemede kullanılan teknikler, kurum içi ücret yapısının oluşturulması, performansa göre ücret yapısı nasıl olmalı ve ücretin hukuksal boyutlarını inceleyeceğiz. Dördüncü modülümüz işe alım süreçleri ve mülakat teknikleri. Çalışana ihtiyaç duyulabilmesi halinde ihtimaline karşı. Daha doğrusu insan kaynakları departmanı şirketin olumlu taraflarını ve çekiciliğini sürekli göz önünde tutabilmek ve aklında e, kalıcılığı kaybetmemek için sıklıkla sosyal medya kullanır arkadaşlar. İşte insan kaynaklarında sosyal medya kullanımının detaylarını göreceğiz. Seçme ve yerleştirme sürecinin en kilit noktalarını öğreneceğiz. Şimdi bir çalışana ihtiyacımız var ve adayı bulma platformlarında ilan hazırlama sürecimiz var. Yüzlerce belki de binlerce aday başvurdu ve görüşmeye çağıracağımız adayları filtrelememiz gerekecek. Bunun detaylarını konuşacağız. Adaylarımızı mülakata davet etmeden önce bizim hazırlanmamız gerekiyor. Ne gibi hazırlıklar yapmalıyız? Yetkinlik, yetkinlik denip duruyor. Çok mu önemli bu yetkinlik? Yetkinlik bazlı mülakat teknikleri nasıl olur? İş görüşmesi esnasında başa çıkılması zor durumlar neler olabilir? Star tekniği nedir? İş almaya çok yakınız artık. Referans kontrolü ve aday değerlendirme süreci zamanı. Arkadaşlar 5. modülümüz eğitim yönetimi ve oryantasyon. Adayları işe aldık. Artık onlara şirket kültürüne, hedeflerine ve değerlerine uygun bir eğitim almamız gerekiyor. Nedir bu eğitimin adı? Tabii ki oryantasyon. Oryantasyon eğitimi tam olarak nedir? Oryantasyon sürecinde yapılan hatalar. Oryantasyon programının amacı nedir? Ve içeriği nasıl olmalıdır? bu konuya çok dikkat arkadaşlar. Çünkü en büyük hatalar genellikle bu oryantasyon eğitimi sürecinde yapılıyor ve sonrasında da belki de kendi hatalarımızdan ötürü işe aldığımız personeli yine kendimiz kaybediyoruz. Eğitim ihtiyaçlarının analiz edilmesi, eğitim yöntemleri ve eğitim sonuçlarının değerlendirme aşamaları. Arkadaşlar 6. modülümüz kariyer geliştirme ve yetenek yönetimi. Yeni jenerasyonun paradan daha çok önem verdiği, zamanında hepimizin görmezden gelerek büyük hata yaptığı bir konu aslında. Çalışanların yeteneklerine göre kariyer planlaması yapabilmemiz için önce birkaç terime hakim olmamız gerekiyor. Birincisi yetenek yönetimi nedir? İkincisi kariyer nedir? Hem şirket verimli olmak, hem personelin de verimli çalışmasını ister arkadaşlar. Evrensel verimlilik yasası ve insan kaynakları bileşenleri nelerdir? Vazgeçilmezimiz sonsuz müşteri memnuniyeti. Kişisel vizyon, hedefler ve değerler. İstediğiniz işi mi yapıyorsunuz? İşimden, aileme ve sosyal hayatıma vakit ayıramıyorum. Sıklıkla duyduğumuz şeyler bunlar. Ama artık bunlar geçmişte kaldı. İş, aile ve yaşam üçgeni yani insan kaynakları denge çarkı nedir? Güçlü ve zayıf yönlerimizin farkında mıyız? Patron bizden neler bekliyor ve işletmenin kariyer yönetimine bakış açısı nasıl olmalıdır? Arkadaşlar 7. modülümüz performans değerlendirme. Çalışanlarımıza bir kariyer fırsatı vaat ediyoruz. Bunun için onların hem bireysel hem performanslarını hem de ekip olarak performanslarını adil bir şekilde değerlendirmek zorundayız arkadaşlar. Neticede stratejik insan kaynakları yönetimi departmanı olarak performansa dayalı ücret yönetim sistemimiz mevcut. Öncelikle kurumsal vizyon, misyon ve değerlerimiz neler? Yetkinlik kataloğu, performans göstergeleri ve kriterleri, yönetimin performans karnesi, karşılaşabilecek sorunlar, performans değerlendirme teknikleri ve olmazsa olmaz yüksek motivasyon. Arkadaşlar 8. 9. ve 10. modüllerimizi birlikte tek modül olarak göreceğiz demiştim. Bunlar neydi? İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak çalışma hayatımızda uymamız gerekenler nelerdir? İletişimin hayatımızın her alanındaki hayati önemi ve insan kaynakları yönetiminin hukuki boyutları yer alıyor olacak. 11. ve son modülümüz ise bordrolama ve bordro uygulamaları arkadaşlar. Bu bölümde daha teknik konulara odaklanacağız. Özlük dosyası hazırlamayı göreceğiz. Tazminat hesaplama, personel yasal izinleri, ücretlendirme, 2020 yılı şu ana kadar geçerli olan vergiler ve kesintiler, bordrolama parametreleri, ücret tipleri ve tanımları, SGK kuruluş işlemleri, işe giriş ve işten çıkış işlemleri nelerdir? Ücret pusulasının düzenlenmesi, ek kazançların bordrolaştırılması, işveren teşvikleri ve işveren maliyeti ve Gelir vergisi dilimleri gibi biraz daha teknik konuları işleyeceğiz. Ee, arkadaşlar tüm bu modülleri iyi incelemenizi tavsiye ediyorum. Tüm modüller yaklaşık 7 saatlik bir eğitimi kapsıyor. Ee, şunu da bilmenizi istiyorum. Aşağı yukarı her 1,5-2 saatlik bir eğitim bir tam gün eğitime denk gelir arkadaşlar. Yani uzun soluklu e, biraz yoğun bir eğitim içerisine gireceksiniz. E, buna pratiği de kattığınız zaman belki haftalarınızı alabilir bunu pekiştirebilmek. Ama pratik yapmak çok çok önemli. Ders notlarıyla çalışmak çok çok önemli arkadaşlar. İnsan kaynakları konusunda kariyer yapmışsanız kendinizi eksik hissettiğiniz ya da kendinizi güncellemek istediğiniz modülü alabilirsiniz. Ancak bu alanda kariyer hedefliyorsanız lütfen ilk modülden başlayarak sırasıyla son modüle kadar almalısınız arkadaşlar. Tanıtım intromuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden keyifli eğitimler diliyorum. Hepinize Hoşça kalın.